Haberin doğru adresinde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bugün 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü. Yokluklar içerisinde vatanını müdafaa eden Türk milletini 98 yıl önce bugün Çanakkale'de düşmana geçit vermeyerek unutulmayacak bir destan yazdı. İşte bu zaferin komutasındaki isim olan Mustafa Kemal Atatürk'le Türk milleti arasındaki bağları koparmak isteyenlere dikkat çeken Profesör Doktor Haydarbaş, Atatürk ve din konusuna değindi. Ana fartalar anılarına dikkat çekti. Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Mustafa Kemal'in komutasındaki Türk ordusunun Çanakkale geçilmez diye tarihe yazdırdığı büyük destanın yıl dönümündeyiz. Bugün bazı çevrelerce Atatürk'te Türk milleti arasındaki bağları koparmak isteyenlerin sığındığı liman olan din mevzusuna en güzel cevaplardan biridir. Anafartalar anıları. Zira Atatürk'ün anılarında Çanakkale zaferi askerin ağzında Allah lafızları ve kelime-i şehadetle kazanılmıştır. Mustafa Kemal kendi ifadeleriyle Anafartalar'da, jong Bayırı'nda, Arı Burnu'nda Türk askerine Allah'ın yardımından bahsetmiştir. Çanakkale geçilmez dedirten o ruh Allah'la askerin kurduğu bağ idi. Ve Atatürk'ün ağzından Çanakkale'de yaşanan o kutsal bağ şöyle anlatılmıştır. Ölenleri görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufuk bir fütur dahi göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gören şayani hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Mustafa Kemal Atatürk Anafartalar Hatıraları, sayfa 24. Atatürk, Çanakkale Savaşı ile ilgili anlatımlarında Allah'tan aldıkları güçten sık sık bahsetmektedir. Ve 50 metre kadar düşmana yaklaşarak ani Allah sesleriyle bir süngü hücumu yaptılar. Bu süngü hücumunda düşmanın bir hattı tamamen kırıldı. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 308. Saldırının sürdürülmesini emrettim. Düşmanla aradaki mesafe 700-800 metreydi. Bu sırada birinci taburdan Allah Allah sesleri işitildi. Sayfa 308 Mustafa Kemal'in dindar olması ve düşmanlı giriştiği savaşta sırtını Allah'a dayaması gayet tabidir. Zira Atatürk Molla Zübeyde lakaplı mübarek bir annenin evladıdır. Bektaşi dergahına mensup bu annemiz dergahın temizliğinde dahi vazife yapacak kadar buraya bağlıydı. Babası Ali Rıza Efendi'ye ismi Ailesinin İmam Rıza'ya olan saygısından koyulmuştur. O da Bektaşidir. Bu Bektaşi ailenin evladı Mustafa Kemal 7 yaşında Kur'an'ı hatmetmiş, 8 yaşında hafız olmuştur. Yetiştiği bu Bektaşi dergah etkisindeki yuva ileride asker Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında da bu büyük kapıdan manevi destek almasının nedenidir. Dönemin şehirlerinden Cemalettin Efendi'nin dergahında 3 gün kalmış ve kurulacak devletin adının Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasına burada beraber karar verilmiştir. Kısaca Atatürk'ün yetişme tarzı ve aile terbiyesi dikkate alındığında hayatında her zaman örneklerini gördüğümüz din teması yerine oturmaktadır. Bugün bilinçli bir şekilde Müslüman Türk milletiyle atasının arasını açmak isteyenlere Kurtuluş Savaşı'ndaki cephe anıları veya anmakta olduğumuz Çanakkale zaferinde yaşanan iman gücü anlatılmalıdır. Ve çözüm süreci denilerek kanla alınan toprakları masa başında verme zihniyetine bürünenlere de bu anılar okutulmalıdır. Mustafa Kemal riyasetindeki Türk milleti yokluktan bir devleti var etmiş, dilindeki ve gönlündeki Allah'la bu vatanı düşmandan temizlemiştir bu bir iman kuvvetidir. Birlik ve beraberlik tesis edilmiş, düşmanla ittifak asla düşünülmemiştir. Bugün içinden geçtiğimiz tehlikeli süreçte yine aynı iman kuvvetine ve birliğe ihtiyacımızın olduğu muhakkaktır. Bu kuvvetse ne dindar gözükerek Atatürk'ü siyasetten çıkaranlarda ne de Atatürk'ü gözükerek dini bir kenara atanlarda vardır. Bu kuvvet Allah'ın izniyle bağımsız Türkiye kadrolarında ve asakürullah olan Çanakkale geçilmez diyen Atatürk riyasetinde dönemin süper güçlerini Anadolu'dan uzaklaştırarak düşmanı bu aziz vatandan temizleyen Türk milletinde bizde mevcuttur. Profesör Doktor Haydar Baş Evet sevgili izleyenler Türkiye tarihe altın harflerle kazınan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutluyor. Bu anlamlı günün yıl dönümünde yaşananları ve düzenlenen etkinlikleri aktaracağız ama haber bültenimizin başında 98 yıl öncesine gidiyoruz ve Çanakkale'yi geçilmez yapan deniz savaşının ayrıntılarını ekranlarınıza getiriyoruz. İşte dünya tarihine geçen o büyük var olma mücadelesinin sebebi, gelişimi ve sonucu. Çanakkale, Türk İslam tarihinin dönüm noktası. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden birini oluşturan Çanakkale Cephesi, Türk tarihinde ayrı bir öneme sahip. Bu cephe, itilaf devletlerinin batı cephesinde yaşadıkları çıkması gidermek, İstanbul'a ulaşmak ve Rusya'ya destek göndermek gibi hususlar dikkate alınarak açılmıştı. <laughs> Amaç doğrultusunda 3 Kasım 1914'te başlatılan bombardıman 18 Mart 1915'e kadar birkaç kez tekrarladı. Bu bombardımanlarda giriş bataryalarını yok eden itilaf devletleri yine de istedikleri sonuca ulaşamadı. ...tabyalarından açılan ateşler etkili oldu. Bovet, Irresistible ve Ocean Savaş Gemileri isabet alarak battı. Gemilerin batmasında Nusret Mayın Gemisinin 8 Mart 1915'te döktüğü mayınların da büyük etkisi oldu. Inflexible, Safran ve Galius Savaş Gemileri de ağır yara aldı. Bu durum karşısında Birleşik Filo Komutanı gemilerine Bozcaada'ya çekilme emri verdi. yaklaşık 7 saat devam eden şiddetli muharebe sırasında İtilaf Devletleri donanması Türk mevzilerine tonlarca mermi yağdırdı. Müzik Bu kadar yoğun bir ateşe rağmen Türk ordusunun zayiatı 24 şehit, 43 yaralı oldu. Müzik NİS harekatı Birleşik Filo'nun savaş gücünün üçte birini yitirdiği ağır bir yenilgiyle son buldu. Ancak bu yenilgi Çanakkale cephesinin tamamen kapanmasına yol açmadı. İtilaf devletleri kara gücünün de dahil edildiği yeni bir taarruz hazırlığı içine girdi. <laughs> 18 Mart deniz zaferi, Türk askeri için 25 Nisan 1915'te başlayan kara muharebelerinde büyük bir moral kaynağı olmuş. Bu ruhla yapılan savaşta itilaf güçleri tamamen Çanakkale cephesinden atılmıştır. Tarihimize altın harflerle kazınan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin bugün 98. yıl dönümü sevgili izleyenler. Zaferin 98. yıl dönümü kutlanmaya başlandı bile. İstanbul'da çocuklar dedelerine bir dizi etkinliklerle andı. Türküler söylendi, tiyatro oyunları sergilendi. Antalya'da ise Çanakkale şehitleri için camide slide gösterisiyle sunum yapıldı. Cemaate çay dağıtıldı. Öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 98. yılında Çanakkale'de destan yazan kahramanları andı. İstanbul Fatih'te 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümünde çeşitli, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program çerçevesinde sahne alan mehter takımı çocuklar başta olmak üzere salonda bulunan tüm konukların beğenisini topladı. Mehter gösterisinin ardından Çanakkale Savaşı'nı konu alan sinevizyon gösterisi Çanakkale ruhunu en güzel bir biçimde yansıttı. Sinevizyon gösteriminin ardından sahne alan öğrencilerden oluşan çocuk korosu Çanakkale Destanını anlatan birbirinden duygusal türküleri hep bir ağızdan söyledi. Çocukların Çanakkale Savaşı'nı anlatan sahnelerini tiyatro oyunuyla canlandırması konuklardan büyük alkış aldı. Antalya'da da camide Çanakkale şehitleri anıldı. Demre ilçesinde Köşkerler köyü Merkez Camii'nde Çanakkale Şehitleri isimli video ve slayt gösterisine kadın ve çocukların ilgisi büyük oldu. Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı çeşitli sunumlar yapıldı. Daha sonra yatsı namazına geçildi. Ardından mevli okunduktan sonra cami bahçesinde açık büfe çay ikramı yapıldı. Sayın seyirciler, Türkiye'de 2011-2012 yıllarında yaklaşık 12 milyon icra dosyası açıldı. Bu acı tablo Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bir soru önergesini yanıtlamasıyla ortaya çıktı. Türkiye'de resmi kaynaklara göre yaklaşık 75 milyon kişi yaşıyor. Bu nüfusun önemli bir kısmı icra bataklığında. Sadece 2011 ve 2012 yılında 11 milyon 927 bin 775 adet icra dosyası açıldı. Türk halkının içinde bulunduğu hali gözler önüne seren bu tablo, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yöneltilen bir soru önergesiyle ortaya çıktı. Önergeye verilen cevapta, Ülke genelinde 2011 yılı içerisinde ilamlı ve ilamsız toplam 5 milyon 510 bin 196 icra dosyası açıldığı belirtildi. 2011'de ilamlı ve ilamsız takiplerden 1 milyon 237 bin 434'ü sonuçlandırıldı. 2012 yılı içinde ise ilamlı ve ilamsız toplam 6 milyon 417 bin 579 icra dosyası açıldı. Bunlardan 1 milyon 355 bin sonuçlandırıldı. Böylece 2011 ve 2012 yıllarında toplam 11 milyon 927 bin 775 icra dosyası açılmış oldu. Suriye yönetimine destek vererek Batı'nın oyunlarını bozan Rusya Akdeniz'de ağırlığını iyice arttırma kararı aldı sevgili izleyenler. Rusya Donanma Komutanı Viktor Çirkov Akdeniz'de sürekli 5-6 savaş gemisi bulunduracaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Suriye'nin meşru yönetimini düşürme planları Rusya ve Çin sayesinde amacına ulaşamıyor. Bu iki ülke Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda Beşar Esad'dan yana tavır koymuştu. Rusya bir adım daha ilerleyerek Akdeniz'deki askeri gücünü artırma kararı aldı. Rusya Donanma Komutanı Amiral Viktor Çarkov, Zverda TV kanalına verdiği mülakat sırasında bu kararı açıkladı. Akdeniz'de sürekli 5-6 kadar savaş gemisi görev yapacak ve Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun komutanlığının kontrolünde bulunacak. Bu gücün içinde fırkateynler, kravözörler ve destek gemileri olacak. Rusya Savunma Bakanı Sergey Sho da Akdeniz'de daimi bir deniz görev gücünün konuşlandırılması yönünde karar alındığını açıklamıştı. Sovyetler Birliği'nin 1967'den 1992 yılına kadar Akdeniz'de 50 kadar savaş gemisi ve destek gemilerinden oluşan 5. Akdeniz filosu bulunuyor. Senseciler Kütahya'ya uzanıyoruz. Bir sürücü ters istikamete girince kazada kaçınılmaz oldu. Dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Görüntülerin adresi Kütahya-Afyon-Karaysar Karayolu. Çevre yolu üzerinden ters istikamette ilerleyen bir sürücü zincirleme trafik kazasına yol açtı. Karşı yönden gelen araç sürücüleri ters istikametten otomobil geldiğini fark edince durmak istediler. Ancak yolda meydana gelen gizli buzlanma sebebiyle 4 otomobil birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Dumlu Pınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle karayolu 20 dakika süreyle araç trafiğine kapatıldı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Senseciler Mart ayı yine yaptı yapacağını. Yurdun dört bir yanına beyaza bürüdü. Bazı yerlerde ise eriyen kar hayatı olumsuz etkiledi. Bir de iyi haberimiz var sizlere. Salı'dan itibaren sıcaklıklar 15 derece birden artacak. Tam sıcak havalar geri döndü derken Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Yurdun dört bir yanı beyaza büründü. Tokat Sivas Karayolu 1200 rakımlı Kızıl Eniş mevkiinde aniden bastıran kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Artova ilçesi ve Çamlıbel geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalara yetişmeye çalışan ambulanslar da kaygan yollardan nasibini aldı. Yaralı taşıyan bir ambulans kayarak yan yattı. Beşi sağlık personeli, altı kişi yaralandı. Kazazede Rüstem Afacansa ikinci bir kaza nedeniyle şok yaşadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzun bir aradan sonra yeniden başlayan kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Lapalapa yağan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü. Vatandaş tekrar güneş açtığında eriyen kar sularının oluşturacağı su baskınlarından korkuyor. Ağrıda korkulan oldu, kar suları su baskınlarına yol açtı. Patmos ilçesinde birçok ev sular altında kaldı. İstanbul-Ankara Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sisin de etkisiyle ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Başkent Ankara'da beyaz gelinliğini giydi. Yağmur gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışından en çok Dikmen, Orhan, İncek gibi yüksek semtler etkilendi. Şehrin merkezinde ise karla karışık yağmur görüldü. Karın etkili olduğu kesimlerde sürücüler oldukça zorlandı. Son görüntüler Adana'nın Kozan ilçesinden. Kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle ev ve apartmanların çatıları beyaza büründü. Adanalılar şaşkına döndü. Evet sevgili izleyenler bu haberle gün ortası bültenimizi noktalıyoruz ama bizden ayrılmayın gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.